Ona şükür gene. Bir şey yok. Kayıt neredeydi? Burada oldu. O kadar çok su geldi. Hem oradan geliyor hem oradan geliyor. Yüzmesin için ona 1 metre daha su lazım. Hemen hemen 1.30. Rıhtımda var 1 metre. 2.5 metre su açmış yani. Bunu yüzmüş yani. Buraya nasıl bir çözüm sağlayabiliriz? Güzel bir şey. İmam. Yaşanılan olağanüstü bir durumdan ötürü biz de bugün burada Akçakoca'da hemşerilerimizle beraber olayın zarar boyutunu incelemeye geldik. Tabii aldığımız bilgilere göre daha önce böyle büyüklükte bir felaket yaşanmamış. Yani denizde kaynaklı. Yani deniz dalga boyu Sayın İmam Başkan ne kadar demişti? 7 metre civarı. 7 metre civarı deniz dalgası. Ciddi zararlar oluşturmuş. Hamdolsun can kaybımız yok ama ciddi bir zayiat var, işte maddi zayiat. Bunu da en kısa süre içerisinde devletimizin ilgili kurumları zaten raporlarını tuttu. En kısa süre içerisinde tekrar normale döndürecektir inşallah. Bizler de bunun takipçisi olacağız. Rabbim daha büyük felaketlerden bizleri esirgesin. Tabii son yıllarda işte özellikle bu sene içinde bulunduğumuz senede her ilçemizde, her ilimizde ciddi felaketler olmaya başladı. İnşallah bunları en minimize edecek şekilde, en az zararla atlatacak çalışmaları zaten gerek AFAD Başkanlığı, gerek ilgili bakanlığımız yapıyor. Bizler de bunu sahada uygulanmasını takip etmekle yükümlüyüz. Bizler inşallah bundan böyle daha az zararla atlatacağımız durumlar için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz de eksiklerimizle en azından burada zararı gördükten sonra görmüş olduk. Neler yapılabilir, nereler iyileştirilebilir? Bununla alakalı işte biz de bakanlık boyutunda konunun takipçisi olacağız. Hem milletvekillerimiz hem bizler takipçisi olacağız. İnşallah Rabbim daha büyük, daha sıkıntılı afetlerden bizleri esirgesin. Benim söyleyeceklerim bunlar. Teşekkür ederim. Evet, dün yaşadığımız üzücü olaydan sonra bugün Akçakoca'dayız. İmam Başkanımıza, ilçe başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için, kendilerinin yanlarında olduğumuzu söylemek için buradayız. Devletimizde her zaman nasıl felaket yaşayan nerede olursa olsun, ne felaket olursa olsun yanında olduysa bugün de inşallah Akçakoca'daki balıkçı esnafımızın yanında olacaktır. İlgili kurumlar gelip raporlarını tutmuş, biz de takibini yapacağız. Yaralarımızı hep beraber en kısa zamanda birlikte saracağız inşallah. Bugün işte il başkanımız burada, il genel meclis başkanımız, genel meclis ilçe başkanımız hep birlikte elimizden geleni birlikte yapacağız.